saf taklitle kalmamışlar. Onu okumuş ama üzerine 10 eklemiş. Evet. İhtiyacımız olan belki bu. Evet. Peki Tanzimat dönemiyle belki paralel olarak bizim eğitim sistemimiz geri kalıyor. Bizim batıya entegre olmamız lazım. Düşüncesi, söylemi nasıl açığa çıktı? Bunun hakikat payı ya var mıydı? Yoksa nasıl bir zeminde bu gelişti, bu fikir? Evet. Şimdi Osmanlı dönemine baktığımız zaman mesela ilk defa malum müteferrika matbaasından sonra basılan eserlerde bir tanesi çok ilginç bunlardan. Füyuzat-ı Mıknatisiye. Bak, mıknatıs yine ilk teknik terim batıdan alınma. Evet. Tercümeler bu şekilde. Burada bir ihtiyaç hissediliyor. Bizim eksiğimiz var. Bakın, ilk batı ilerledi bilimde. Oradan alınması gereken mesele ve batıya yönelme orada oldu. Bilimsel açıdan. Fakat siyasi açıdan da 1699 Karlofça. Çok önemli bir gelişme bu. Osmanlı muazzam bir şok yaşadı onunla. İlk toprak kaybı batıda. Bu ne yaptı? O geçirdiği şokla, ya ben ne yaptım ki böyle yeni, nasıl oldu bu diye batıya yöneldiğinde baktı ki batı mühendislikte ileri gitmiş. Yeni bir teknoloji ortaya çıkmış. Bu teknolojiyi aktarmak lazım bize. Ne yaptılar? İki önemli kurum. Mühendishane-i Berri Hümayun ve Bahri Hümayunlar kuruldu böylece. Fakat ilginç bir şey. Burada ders veren hocalar Fransızlar. Evet. Bizde çünkü yetişmiş mühendis yok henüz. Yani mühendis, o dersi verecek kimse yok. Mecburen oradan getirdiler hocalar. Bizim işte subaylarımız da bu eğitimi alarak yetişsinler. Belki bu şekilde yeni harp sistemine geçebiliriz diye. Fakat bir defa iki husus var burada. Birincisi, gelenler Osmanlıca bilmiyorlar. Mecburen Fransızca verecek dersi. Evet. Fransızcayı Osmanlıca'ya tercüme edecek olanların çoğu da gayrimüslimler yine. Daha henüz Müslümanlar Fransızcayı öğrenmiş. Daha sonra tabii Fransızca yaygınlaşıyor tabii Osmanlı topraklarında. Bu birinci dil problemi. Fakat ikinci bir husus daha var. Müfredat. Mühendishaneye gelen öğrenciler daha önceki eğitimlerinde ona uygun dersler almamışlar. Bu dersleri mühendishanede nasıl takip edecekler? Evet. Zannedersem ikinci Mahmut ilk önce o tamam dedi. Biz buraya mühendishaneye, mühendislik mektebine öğrenci yetiştirecek yeni kurumlar kuralım dediler. Yeni eğitim kurumları oluştu. İhtiyaçtan. Evet. Şimdi ne oldu? Biz ona orta öğretim diyecek olursak onun kurduğu kurumlara, yeni mekteplere, orta öğretim, Osmanlıcaların tam hatırlamadığım için şu an aklımda değil, söyleyemiyorum ama var Osmanlıca isimleri bunların. İdadiye, Rüştiye, evet, bu tür orta öğretim kurumları. Şimdi bizim orta öğretimde verilen bir şeyler, müfredat ne? İslam bilgi geleneği. Ama şimdi değişti. İslam bilgi geleneği değil. Batı bilgi geleneği. Evet. Batı'dan gelen kitaplar okutulması lazım ki mühendishane mektebine geçtiğinde yeni dersleri öğrenebilsin. Evet. Bir bozuldu. Tabii bu şey gibi, domino taşı gibi etki yapa yapa alt tabakalara da yayılmaya başladı. Buradan mezun olanlar tabii ki zihniyet olarak medreseden mezun olanlardan biraz farklılık göstermeye başladı. Evet. Bir defa Fransızca öğrendiler bunların birçoğu. Bir kısmı Almanca, Almanya'dan da hocalar gelmeye başladı. Ve Batı'da yazılan bilim kitaplarını okumaya başladılar. Bir de daha kötüsü, felsefe kitaplarına da döndüler. Ne oldu bu? Evrime dair biyoloji kitapları. Daha da kötüsü, materyalizmi savunan, evet. Enerjizm fikrine dayalı Batı'daki bazı kitaplar yavaş yavaş Osmanlı'ya geçmeye başladı. Ve dolayısıyla yeni bir fikir akımı yine Batı'ya dayalı
bir gelişme oluştu. Bu muazzam bir şey doğurdu. Osmanlı'da üç türlü fikir adamının yetişmesine neden oldu. Birincisi işte ta eskiden beri softa dedikleri, medrese mezunu olan, eski kafalı gördükleri, biraz daha İslami eğilimi olan grup. İkincisi bir kurum daha vardı bizde, tekkeler. Evet. Tasavvufla yetişenler. Evet. İrfan mektepleri. İrfan, evet. İkinci grup onlar. Üçüncü grupta bu modern bilimlerle yetişen kimseler. Bunların üçünü entegre edemedik biz. Evet. Maalesef edemediğimiz için eğitim sistemimiz gibi yetişen entelektüellerimiz falan onların hepsinde bir bozulma kendini gösterdi. Ve gittikçe şimdi tabii medresede bilim yok, terk edilmiş. Tamamıyla dini ilimler veriliyor. Tekkede daha çok ahlaki eğitim, ruhani, maneviyata yönelik eğitim veriliyor. Bilim nerede? Bilim modern eğitimde. Ama bakıyoruz ki her şeye hakim olan da modern. Modern bilimler. Başarıyı gösteren, çünkü Batı sürekli başarılı her şeyde. Bizde de o başarılar görülmedince ne oldu? Herkesin gözü olduğu gibi bu yeni bilimlere yöneldi. Ve şeyde eskiye olan ihtiyaç veya rağbet azalmaya başladı. Modern şeye yönelme başladı. Bu arta arta işte günümüze kadar böylece geldi. Ve tamamen bir nevi batılılaştı artık. Batılı sisteme geçtik olduğu gibi. Evet. Peki yeni bir eğitim anlayışı, yeni bir İslam eğitim anlayışı geliştirirken klasik İslam eğitim anlayışını olduğu gibi kopyalamamak lazım gibi anlıyorum söylediklerinizden. Tabii, tabii, kesinlikle. Sabiteleri var mı yoksa yeniden yorumlanmaya müsait mi? Burada arkadaşlarımız da güzel bir line yansıtıyorlar. Evet, bunu evet, nasıl yorumlarsınız bu, evet, değerli hocam? Bu tam anlamıyla diyebiliriz ki bizim işte demin anlatmaya çalıştığım ilk öğretim o zihni gelişimin dünya görüşünün verildiği kısım. İkincisi eğitim felsefesinin ona dayalı olarak geliştirilmesi. Eğitim felsefesine dayalı olan eğitim nazariyesi, teorisi veya bunun geliştirilmesi, ortaya konması. Evet. Bu sistemle yürüyen bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Sabiteleri var, yok değil. Ama sabitelerini yüzde olarak söyleyecek olursak 10-15'i geçmez. Evet. Bu da fikirde donukluk yapmaz. Önemli olan bu. Yani eğitimin fikirde, düşüncede donukluk yapıp da eğer eleştirel yaklaşımı ortadan kaldıracak şekilde kurulur ise o eğitim başarılı olmaz. Evet. Hiçbir zaman için. Evet. O açıdan sabiteler dediğimizde bunların belli bir miktarda kalması lazım. Hı-hı. Ama onun üzerine bina edilecek olan şeylerin aynı şekilde gözden geçirilerek geliştirilmesi gerekir. Evet. Her dönemde yeniden yorumlanmaya açık bir kısım var o zaman. Doğru. Evet. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Bunu, buyurun lütfen. Evet, o yorumlama olmazsa eğitim donuklaşır. Evet, evet. Bu yorumlamayı yaparken mutlaka hani sosyolojik verilere bakmak lazım, psikolojik verilere, ya, evet. Bilimdeki, teknolojideki gelişmelere, gelinen noktalara bakmak lazım. Birden fazla faktörü muhtemelen hesaba katmak lazım ama baktığımızda eğitim felsefesi ve eğitim nazariyesi açısından neleri çok daha fazla öne almak, dikkate almak gerekir değerli hocam? Bir defa şu önemli, benim o söylediğim kavramsal altyapının zihinlerde oluşturulması için o en solda görülen zihni gelişim tamamıyla bir epistemolojidir, eğitim epistemolojisi. Onun üzerinden gitmek gerekir. Onun çok güzel bir şekilde kurgulanmasına ihtiyaç var. Bunlar tabii burada bir nevi hani derler ya biz de ezberden konuşuyoruz diye. Evet. Maalesef bu tür programların şeyi o aslında. Genel fikir vermesi. Ama bunların ayrıntıları filozoflar tarafından, felsefecilerimizin üzerinde çalışıp bilim adamlarımızın sizin de belirttiğiniz gibi sosyolojik açıdan, kültürel açıdan, toplumun yapısı bütün bunları dikkate alarak oluşturmamız lazım. En çok dikkat etmemiz gereken günümüzde
maalesef bu bir gerçeklik artık. Şimdi toplum içerisinde bir kargaşaya yol açmamak için dünya görüşü artık maalesef çok farklı olan belli topluluklar var artık. Bir tek bizde değil, bütün homojen dünyada. Homojen değil. Homojen değil, o homojenlik kayboldu. Onları da dikkate alarak daha demokratik, yani herkesin şeyine, inançlarına, yaşantısına saygı göstererek bir şekilde bir eğitim sisteminin, modelinin oluşturulması gerekir. Bu olursa o kargaşa, hani ben Mekke, Medine dönemini anlatırken önemli bir husus vardı. Toplumsal istikrar. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam kalkıp deseydi ki ben burada Yahudilerin varlığını kabul etmiyorum. Yahudi diye bir şey olmaz. Biz böyle bir sistem kuracağız, oluşturacağız. İstikrar bozulur. Evet. Onlar karşı çıkarlar. Veya müşrikleri dikkate almasa. Düşünün, putperestlerle anlaşma yapıyor. Evet, sizin inancına saygı gösteriyoruz. İnancınızı serbest yaşayabilirsiniz. Ama siz de bizimkine saygı gösterin. Biz de bunu bu şekilde yaşayacağız. O istikrarın oluşması için böyle bir ortama ihtiyaç var. Evet. Bu ortamın oluşturulması lazım. Ve bunu dikkate alması lazım eğitim sisteminin. Sosyolojik yapıyı inkar ederek ya da göz ardı ederek bir güncelleme yapmak mümkün görünmüyor galiba. Görünmüyor, evet. Peki Osmanlı'da yaşamış Gelibolulu Mustafa Ali'nin bir eleştirisi vardı. Felsefe ve mantık dersleri müfredattan çıkarıldığı için biz geri kaldık şeklinde bir tezi vardı. Böyle bir şey oldu mu hakikaten ve gerçeklik payı var mı? Bence gerçeklik payı var bunun. Çünkü özellikle kavramsal altyapıyı kuran bilim felsefedir. Bunu dikkate almak lazım. Evet. Felsefenin dışlanmaması gerekir. Felsefe eğitimi. Ama şu var, şimdi felsefe çok teorik bir bilim olduğu için, ya felsefe madem bu kadar önemli, öyleyse biz ilkokuldan itibaren öğretmeye başlayalım. Olmaz bu. Evet. Çünkü çok aşırı soyut bir bilim. Bunun verileceği seviye çok bellidir. O seviyeden verilmesi gerekir. Bunları dikkate almak gerekiyor. Hatta orta öğretimde bile bana göre felsefe dersi biraz ağır. Olmasın demiyorum, olsun ama eleştirel düşünceyi öğrenciye kazandıracak şekilde bir şekle konması lazım. Yoksa siz kalkıp da mesela ben bugün inceledim, biliyorum felsefe dersleri derslerinde kullanılan kitaplarda mesela epistemolojiden başlıyor. Bilim felsefesi, ahlak felsefesi, toplum felsefesi, sanat felsefesi, estetik, devlet felsefesi, siyaset felsefesi, bütün bunlar. Şimdi ben bir defa bir hocamıza sordum. Dedim hocam, bu felsefe kitabından siz profesörsünüz. Size bir soru soracağım dedim. Ne sorusu? Dedim estetikte güzellik anlayışı. Bilmiyorum dedi, benim konum değil o. Peki bir profesör bilmiyor ise lise talebesi bunu nasıl bilsin? Bütün bunları bilsin? Böyle bir şey olmaz ki. Felsefenin bütün konularını sen orta öğretime korsan, öğrencinin kafası karışır gider, hiçbir şey anlamaz. Onun çok farklı bir şekilde verilmesi gerekir. Mantık da öyle. Mantık tabii biraz daha felsefe gibi değil. Mantık teknik düşünceyi ileri düzeye çıkardığı için liselerde okutulabilir. Çok faydası olabilir bunun. Ama dediğim gibi o okutma şekli, ders kitabı, bütün bunların hepsi çok önemli. Bunların çok güzel bir şekilde oluşturulması gerekir ki bir fayda versin öğrenciye. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir dönem ilahiyatlardan felsefe derslerinin kaldırılmasına dair tartışmalar olmuştu. Nereye bağlandı, nasıl sonuçlandı hocam? Sonra kaldırılmadı çok şükür. Bu çok önemli. Özellikle ilahiyat felsefesiz olmaz. Olmaz yani. Gazali'yi esas alalım. Evet. Gazali Makasudül Felasife'yi yazdı mesela. Niye yazdı? Bakın ben felsefe biliyorum demek için. Ya. Ben filozofları öyle okumadan eleştirmiyorum. Okuduktan sonra eleştiriyorum. Hatta onların felsefesini buyurun size özetledim. Bunu göstermek için yazdı Gazali. Neredeyse hemen hemen en ince ayrıntılarına kadar bütün bunları yazdı. Şimdi ilahiyat felsefesiz olmaz. Mümkün değil.
Ben kendim ilahiyattan yetiştim. Mesela evet. Dünyanın en büyük filozofları, mesela Aristoteles, teolog. Evet, evet. Yani en üstün bilimdir diyor teolojiye kendisi. İbn Sina yine aynı şekilde. Günümüze kadar geldiğinde mesela en büyük filozoflar Hegel, Heidegger. Evet, evet. Bütün bunlar teolog. Papazlık yani, eğitimi almışlar. Aynen öyle. Ya yani böyle o açıdan bence çok şeyli, problemli bir husus. Ama şu var yani şimdi felsefe bizim açımızdan nedir, ne değildir, nasıl verilmesi lazım? Bizim bunlar üzerinde kafa yormamız lazım. Yoksa felsefeyi çıkar müfredattan, bunlar bence çok zararlı şeyler. Asla yapılmaması gerekir. Evet. Felsefe mantık verilmeli mi, verilmemeli mi değil, nasıl verilmeliyi evet. tartışmalıyız, evet. konuşmalıyız diyorsunuz. Tabii. Evet. Kesinlikle. Değerli hocam, son 4-5 dakikamıza giriyoruz ama evet. sormak istediğim birkaç sorum daha vardı. Şöyle özetleyebilirim. Fahrettin Razi sonrası İslam eğitim anlayışında bir dönüşüm yaşandığı ileri sürülüyor. Ondan önce işte salt kelamcı, salt fıkıhçı gibi ayrışıyor belki branşlar ama ondan sonra filozof kelamcı, kelamcı filozof, sufi filozoflar da yetişiyor. Böyle bir multidisipliner mi desek, nasıl desek çalışıyor insanlar. Sizce bu değişim, dönüşüm olumlu bir şey mi? Bu şöyle söyleyeyim ben, aslında tabii bir süreç bu. Geçmişten gelen İslam medeniyetinde düşüncede olsun, bilimde olsun... Hı hı. Hiçbir zaman bir kopukluk yaşanmadı. Evet, duraklama oldu. Eski başarılar, orijinallikler maalesef görülemedi ondan sonra. Ama belli yönlerde bazı süreçlerin farklılık gösterdiğini görebiliyoruz. Bence Razi sonrası hiç o tür ayrıntılardan çok ben şuna yönelmek lazım. Tasavvufa çok daha fazla eğilim var. Evet. Daha ziyade. Ama neden derseniz, çünkü onun çağdaşı olan İbn Arabi var. Evet. Razi ile mektuplaşmışlar. Aralarında mektuplaşma var. Çok önemli soruları var. İtirazları var Fahreddin Razi'ye yönelttiği kelam yönteminden dolayı. Evet. Dolayısıyla muazzam bir tasavvuf felsefesi gelişmiş İbn Arabi'den sonra. Biz felsefe diyor ama desek dahi, İbn Arabi olsaydı herhalde çok kızardı şimdi bana. Niye felsefe, bu felsefe değil. İrfan. Evet. Değil mi? Marifet. Onu da o şekilde isimlenmiş, o şekilde tecessüm etmiş. Onun bence şöyle bir şeyi var. Buna dikkat etmek lazım. İslam felsefesinin, İslam düşünce tarihinde diyelim daha doğrusu. Aşağı yukarı diyebiliriz ki yine bakın 20. yüzyıl ne kadar önemli. Değişmelerin hepsinin en muazzam değişmelerin başlangıç yüzyılı 1900'ler. Evet. 1900'lere kadar bir kimseye siz filozof dediğiniz zaman kastettiğiniz şey Aristocu. Aristocu'ya filozof deniyor. Aristo stilinde felsefe yapanlara. Felsefe kelimesi hep o anlamda kullanılır bizde. Her zaman felsef, felsefe şeyin söylediği, bakın Tehafütül Felsefe Gazali açık, net bir şekilde diyor ki benim kastettiklerim evvel emirde Platon, Aristoteles ve onun takipçileri olan Farabi ve İbn Sina'dır. Evet. Kimdir bunlar? Aristocu hepsi. Yani Yunan bilim geleneğinde felsefe yapanlar. Evet. Felsefe denince bunu kastediyorlar. Ama biz bugün bunu kastetmiyoruz felsefe dediğimizde. Değil mi? Çok daha kavramsal düşünceyi kastediyoruz. Evet. Daha genel anlamda kullanıyoruz. Eğer Gazali'nin, İbn Sina'nın kullandığı anlamda feylesuf kelimesini kullanırsak kesinlikle Kant filozof değildir. Çünkü o gelenekten gelmiyor. Yani. Ayrı bir felsefesi var kendisinin. Evet, evet. Aristo'ya karşı birçok açıdan hatta. Evet. Descartes kesinlikle filozof değildir. Ama bu açıdan şimdi ben filozof değil deyince bunu kesip alırlarsa yok, yok. Bakın ne dedi diyecekler. Siyakı sibakı önemli, öncesi sonrası önemli. O çok önemli yani, evet. Ona dikkat edelim. Aristo'ya. O yüzden felsefe, filozof dendiğinde onlar bunu kastettikleri için İbn Arabi kendisine filozof demez. Evet. Tabii o gelenekte bunlara daha çok muhakkik deniyor.
o kelime kullanıyor. Hı hı. Mesela Ahmet Avni Konuk bunların başında gelen önemli bir düşünürlerimizden birisi. Çok önemli, orijinal bir düşünür. Tahkik ediyor ve hakikate ulaşmaya çalışıyor değil mi? Hepsi bir hakikate ulaşma çabasının sonucu. Çok emekler vermişler. Biz sadece kim ne yapmış, tarihimizde kimler, İslam eğitim tarihinde kimler neler yapmış diye sadece bir fihrist çıkarıp onu okuyacak olsak belki günlerimizi, saatlerimizi alacak muazzam bir emek var. Dilerim onlardan nasipdar oluruz. İnşallah. Bu kadar andık isimlerini, inşallah onların da o ilminin bereketinden bir şeyler bize belki nasip olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok güzel bilgilerdi, çok ufuk açıcı, çok ilham vericiydi. Benim şimdi gidip daha çok okuyasım, daha çok öğrenesim, daha çok çalışasım geliyor bunları duyduğumda. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, değer kattınız. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu akşam bize katıldığınız için teşekkür ederiz efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.